Bir ses duyarsanız yeryüzünde o ses insanoğlunun özgür iradesidir. Gece karanlığında bir kuyruk yıldızı görürseniz akar gider, karanlığı aydınlatır ve peşinden sürükler pek çok ışık parçasını. Bir söz vardır edebiyatta, bilimde: zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Yani zulüm yapanların sonu çok kötü olur. Tarih nice ibretli olaylara doludur. Bir zamanlar bu dünyamızın, yerkürenin geniş bir bölümünde hakim olan bir Osmanlı vardı. Yaklaşık 600 yıl hükmetti çok geniş topraklara. Osmanlı'dan geri ne kaldı derseniz, ay yıldızı bir bayrak ve tarihi bir harita, İstanbul'daki muhteşem camiler, Kudüs, Arabistan ve o günlerin hatırası tarihi belgeler. Tarihi belgeler ses verirse karanlıklar aydınlanır ve gerçek ortaya çıkar. Ölümünden sonra yaklaşık 100 yıla yakın bir zaman geçti Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in. Ve dünya kamuoyunda onun son zamanlarında ve öldükten sonra çirkin iftiralar atıldı. Kızıl Sultan dediler. Osmanlı'yı parçalayan, yıkan, satan dediler. Ve çok ağır hakaretler yaptılar. Oysa ki Abdülhamid kendi düşüncesini ve gerçeklerini yazdığı bir mektupla insanlığın vicdanına bıraktı. Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in yazdığı mektubun tarihi 1913 yılı. Tahttan indirilmiş, bir müddet Selanik'e gitmiş, Balkanları kaybettiğimizde İstanbul'a gelmiş, Osmanlı'nın çöküş döneminde eline kalemi aldığında önündeki kağıda yazdığı sözler tarihimizin de çok önemli bir gerçeğidir. Padişah Abdülhamid, Siyonistlere ve Yahudilere karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Anlattı ki benim torunlarım bunu bilsinler ve tarihin gerçeğini haykırsınlar diye. Padişah Abdülhamid'in o mektubundaki yazılan güzel sözleri hep beraber dinleyelim. Mektubumu Şazeliye Tarikatı Şeyhi Vücutları, ruh ve hayat veren, cümlenin efendisi bulunan Eşşeyh Mahmud Ebu Şamat Hazretlerine gönderiyorum. Bu sunuştan sonra şu mühim meseleyi yol gösterici şahsınıza sunarım ki, ben İslam halifeliğini hiçbir sebeple terk etmedim. Ancak ve ancak Jön Türk ismiyle tanınan ve meşhur olan İttihat Cemiyeti'nin reislerinin zorlama ve tehdidiyle İslam halifeliğini terke mecbur edildim. Bu ittihatçılar mukaddes arazi, Kudüs ve Filistin'de Yahudiler için bir ırka ait vatanını kabul edip onaylamadığım için ısrarlarında devam ettiler. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim. Daha sonra 150 milyon altın İngiliz lirası vereceklerini vaat ettiler. Bu teklifi dahi kesinlikle reddettim ve kendilerine şu sözde karşılıkta bulundum: değil 150 milyon İngiliz lirası, dünya dolusu altın verseniz bu tekliflerinizi kesinlikle kabul etmem. Ben 30 seneden fazla bir müddetle İslam milletine ve Muhammed ümmetine hizmet ettim. Bütün Müslümanlar, sultanlar ve İslam halifelerinden atalar ve soyumun sahiplerinin yüzünü karartmam ve bununla birlikte bu tekliflerinizi kesinlikle kabul etmem diye kat'i cevap verdikten sonra tahttan indirilmemde birleştiler ve beni Selanik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve Yüce Allah'a hamd ettim ve ederim ki Osmanlı Devleti'ne ve İslam alemine ebedi bir leke olacak olan tekliflerini, yani mukaddes arazide ve Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını kabul etmedim. İşte bundan sonra olanlar oldu. Bundan dolayı da Yüce Mevla Hazretlerine hamd ederim. Bu mühim meselede şu sunuş ve sözlerimle mektubuma son veriyorum. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. 22 Eylül 1913. Böyle söylüyor Osmanlı Padişahı Abdülhamid, diyor ki Yahudilerin kutsal topraklardan arazi almasına evet demedim. Ve bana karşı muhalefet ettiler, örgütlendiler. Jön Türkler darbe yaptı, ister istemez devletin geleceği için onların darbesine boyun eğdim ve Selanik'e gittim. Evet, onları söylüyor Padişah Abdülhamid 1913 yıl içerisinde. Abdülhamid 1876 yılında Osmanlı tahtına geçti. 1909 yılında İstanbul'daki 31 Mart darbesine gelinceye kadar
33 yıl gibi uzunca bir zaman Osmanlı'yı idare etti. Osmanlı deyince merkezi İstanbul olan Balkanlardan Kafkasya'ya, Arabistan Yarımadası'ndan Afrika'nın kuzeyine varıncaya kadar çok geniş toprakları bünyesinde bulunduruyordu Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin dağılmaması için bütün imkanlarını, bilgisini, tecrübesini kullanan Abdülhamid'in verdiği en büyük mücadele, Orta Doğu'da İslam dünyasının kalbinde, bugünkü Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulması teşebbüslerine bilmesi, tehlikeyi görmesi ve zaman içerisinde girişimde bulunan insanları düşman kabul etmesi, tedbirlerini alması ve engellemesidir. İşte biz bugün Osmanlı Padişahı Abdülhamid'in Siyonistlere, Masonlara ve Yahudilere karşı vermiş olduğu, onların siyasi amaçlarını engelleyen mücadelenin dosyasını aralayacağız. 1911 yılında Osmanlı Padişahı olarak Mehmet Reşat var. 1909'da Abdülhamid darbeyle Selanik'e gönderildi. Bir müddet orada sürgün kaldı. Balkan Savaşları patlak verdi ve İstanbul'a geldi. İstanbul'da çaresizdi. Düşüncelerini kağıda yazdı ve insanlığın vicdanına bıraktı. 1909 yılında Abdülhamid'in huzuruna gelip, sen Yahudilere toprak satın almasına hep engel çıkıyorsun. Batı kamuoyunda Osmanlı'yı çok zor durumda bıraktın. Yahudi isteklerine evet demediğin için Osmanlı çok zor durumda kaldı. Biz seni ondan dolayı devletin menfaatleri gereği yönetimden uzaklaşmanı istiyoruz diyen 3 kişi vardı. İttihat ve Terakki Partisi'nin başkanlarından Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa. Talat Paşa bir telgraf memuru iken İttihat ve Terakki örgütü içerisinde hızla yükselmiş, Osmanlı Bakanlar Kurulu'na girmiş, bir zaman sonra başbakan olmuş ve hükümette en üst makama gelmiş olan bir kişi. Bizim resmi tarihin kitaplarında Talat Paşa bir Jön Türk ve bir iddiatçı olarak bilinir. Ancak onun kimliği hakkındaki çok özel bir bilgi hep saklanır. Talat Paşa, 1909 yılında kurulan, merkezi İstanbul'a olan hür ve kabul edilmiş Masonlar Locası'nın da en büyük başkanıydı. Cemal Paşa, kendisi bir asker binbaşı iken hızla yükselmiş, 1909 yılında Adana'ya vali diye gelmiş, kısa zamanda general olmuş, Osmanlı ordu komutanlığı yapmış, büyük savaş patlak verdiğinde 1914 yılında Cemal Paşa, Arabistan cephesinde Osmanlı'nın en büyük ordu komutanlığı görevini yapan bir insandı. Enver Paşa ise 34 yaşında Osmanlı Ordular Başkumandanlığı görevine getirilmiş. Osmanlı Sarayı'ndan gelin almış, damat olmuş. 3 kişi, Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa, Yahudi istekleri doğrultusunda padişahın engellerini kırmak için 1909'da darbe yaptılar ve onun yüzüne karşı sen Yahudilerin isteklerini engelliyorsun ve görev yapmaman gerekir diye tehditler. Abdülhamid ister istemez görevi bırakmak durumunda kaldı. Onu söylüyor mektubunda Osmanlı Padişahı Abdülhamid. Bu bilgi ışığında biz tarihe uzanalım. Bakın tarihin tozlu raflarında ve üzeri kapalı dosyalarında neler vardı onları bilmeye çalışalım. Burası Kudüs. 1917 yılında Kudüs'ü terk ettiğimizde Kudüs'ün giriş kapısının üzerindeki burçlarda Osmanlı bayrağı vardı. Ay yıldızlı bayrağımız dalanıyordu. 400 yıl gibi uzunca bir zaman Osmanlı Kudüs'e hakim oldu. Yavuz Sultan Selim 1516-17 yıllarında Suriye üzerinden Filistin'e, Mısır'a gittiğinde, o diyara vardığında barış ve adalet için gittiğini söylüyordu. Yavuz Sultan Selim Halep Camisi'nde yaptığı konuşmada, ben Hadimul Haremeynim, yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarıyım. İslam dini adına o diyara hizmetkarlık yapmak için gittiğini söylüyordu Yavuz Sultan Selim. Barış için, adalet için gelmişti ve Osmanlı o sefer sonrasında Filistin'e hakim oldu. 400 yıl o toprakları yönetti. Barış içinde, adalet içerisinde. Kudüs'ün
bir başka ismi Jerusalem. Jerusalem barış kenti anlamına geliyor. Ne zaman ki Osmanlı Kudüs'ü terk etti 1917 yılı Aralık ayında Kudüs'te Batılı emperyalistler hakim oldular. Bölgenin sosyal ve ekonomik durumu hızla değişti. Osmanlı'nın çekilmesiyle orada bitmeyen acılar yaşandı. Evet, karşımızdaki bu fotoğraf diyor ki Osmanlı bayrağı, Türk bayrağı o coğrafya için bir umuttu, bir güvendi. O bayrak ne zaman ki oradan indi, barış da kayboldu, ortalık karıştı. Orta Doğu'da ve dünyada bir türlü barış gelmedi. Bu fotoğraf onu söylüyor. Bir başka fotoğrafa geçtiğimizde, evet, bu uydu resmi diyor ki, dünya barışının önündeki en büyük engel Orta Doğu'dur. Bugünkü Filistin topraklarıdır. Orada İsrail var. Batı Şeria'da Filistinliler var. Gazze'de Filistinlerin farklı bir kolu var. Biraz yukarıda Lübnan ve Suriye var. Suriye'de 3 yılı aşkın iç savaşta hayatını kaybeden 150 bin aşkın insan, dağılan, yok olan bir ülke. Irak'ta iç savaş var. Daha güneyde Mısır'da askeri darbe var. Askeri müdahalelerin, çatışmaların, gözyaşlarının bitmediği bir coğrafyadır Orta Doğu. Lut Gölü, Ürdün, Filistin toprakları. İşte bu coğrafyaya barış bir türlü gelmedi. Gökyüzünden baktığımızda her şey sakin ve sessiz görünüyor ama biraz aşağı indiğimizde bu coğrafyanın hikayesi bize acı gerçekleri hatırlatıyor. Bir başka resme ben geçelim arkadaşlar. Ve karşımızda Gazze Şeridi. Değerli izleyiciler, Orta Doğu coğrafyasında bugün Gazze Şeridi denen bir yer var. Gazze Şeridi'nin uzunluğu 40 kilometre, eni 13-12 kilometre. Burada 1 milyon 700 bin aşkın insan yaşıyor. Bunların %99'u Müslüman. Gazze Şeridi'nde adeta bir açık hava hapishanesi gibi. Orada yaşayan insanlar nefes almakta zorlanıyor. Onların ekonomik kaynaklara ihtiyacı var. Savunmaya ihtiyaçları var. İnsan gibi yaşamaya ihtiyaçları var. Bugün Gazze'de acı ve gözyaşı bir türlü dinmek bilmiyor. Karşımızdaki uydu resminde Gazze'nin görüntüsü. Ve bu Gazze'de İsrail yıllardan beri yaptığı anlaşmalarla Akdeniz sahilinde çok dar bir alanda balık avı yapabilirsiniz izni veriyor. Ama o denizin de etrafını çepeçevre çeviriyor. Dışarıdan Gazze'ye yardım gelmesi denetime tabi. Gazze'nin sınırlarında tanklar var ve Gazze kuşatılmış bir durumda. Nefes alamayan bu Gazze'de 1 milyon 700 bin insan Müslüman yıllardır acı çekiyor, gözyaşı çekiyor, bir yardım umudu bekliyor. Tarihi haklarının peşinde koşuyor. İşte biz bugün o insanların verdiği mücadelelerin tarihi arka planını, yaşanan ilginç olayları anlatacağız.